kendini oku. Dünyaya yerleşemeyen o duyguların sana neden verildi? Daha önce iç dünyana yönelip kendin ile yüzleştiğin oldu mu? Bir türlü tatmin edemediğin içindeki o duygun senden ne istiyor? Her insanın kendine göre hayalleri, arzuları, başarmak istediği hedefleri var. Ömrümüz hep bir şeyleri aramak ile geçiyor. Daima mutlu olmak için bir şeylerin çabası içerisindeyiz. Ama hepimizin ortak sorunları var. Tatminsizlik, elde ettiğimiz şeylerin hayal kırıklığı. Ne yaparsak yapalım, neyi elde edersek edelim, içimizde devamlı doyumsuzluk arzusu var. Peki, hiç iç dünyanıza yönelip neden böyle olduğunuzu kendinize sorduğunuz oldu mu? Neden mi böyle oluyor? Gelin bunu bir örnek ile açıklayalım. Çok susamış olduğunuz bir anı hatırlayın. O an ben size su yerine kola, meyve suyu, limonata, çay ve benzeri sıvılar versem sizin su ihtiyacınızı giderebilir miyim? Bir nebze de olsa giderebilirim ama yine suyu arayacaksınız. Su içmek isteyeceksiniz. O an kana kana su içmeden o fıtrı ihtiyacınızı tatmin edemezsiniz. Aynen öyle de. İçimizde susuyan, özleyen, hasretle tatmin olmayı bekleyen bir duygumuz var. Ve o duygumuz öyle hassas bir duygu ki bu dünyada o duygumuza neyi yerleştirirsek yerleştirelim, su örneğindeki gibi. Asla susuzluğunu, tatminsizliğini gideremiyoruz. O hassas duygumuz sadece ve sadece o zatı arıyor. Onu istiyor, ondan başkasını asla kabul etmiyor. Peki, içimizde bir türlü tatmin olmayan bu duygu ne? Nasıl tatmin edeceğiz? Evet, içimizdeki bu duygu bütün duygularımızın sultanı olan Latife-i Rabbaniye'dir. Bu duygumuzu sonsuz ahiret alemine yönlendirmek ile ve sonsuz cemil olan Allah'ı anmak ile tatmin edebiliriz. Evet, sadece Allah ile tatmin olan bu duygunu dünya metaları ile doldurmaya çalıştıkça o duygun arıza verecek, ruhun sıkılmaya başlayacak, daralmaya başlayacak. Bu duygunu doğru kullanman gerek, fıtri ihtiyacını karşılaman gerek. Yoksa o hassas duygunun her zaman çığlıklarını duyacaksın. Ve o hassas duygunun asla çığlıklarını susturamayacaksın. Eğer bu duygunu doğru kullanırsan hem dünyada hem de ahirette ebedi mutluluğu yakalarsın. Ve unutma, sen her an Allah'ın gündemindesin. Onun katında daima elmas hükmündesin. Bir elmas çamura düşse de diğerini asla kaybetmez. Sen de zamanında Latife-i Rabbaniye duygunu yanlış kullanmış olabilirsin. Sonuçta insanız, hata yapabiliriz ama asla pes edemeyiz. Tekrardan elmas değerine çıkabilmen için yapman gereken sadece temizlenmek. Yani tövbe ederek bir daha aynı hataları yapmamak için mücadele etmelisin. Güzel günler pes edenlerin değil, yeniden ayağa kalkıp mücadele edenlerin olacak. Biliyorum, sen yeniden ayağa kalkıp mücadele edeceksin. Çünkü kendi değerinin farkına vardın. Sen kendi mahiyetine bak ki senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olamaz. Ondan başkasına teveccüh edemiyor. Masivasına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen o fıtri ihtiyacını tatmin edemez. O şey ise senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. Fatır-ı Hakim'in emrine muti olan o sultanına itaat et, kurtul.